Evet. Buradan Erzincan denize geçerken İsos harabelerine uğrayalım dedik. Burada Erzincan istasyonu var. Devlet Demiryolları'nın istasyon var. Hidayet burada çekim yapıyor. Gel gidelim. İleride İsos antik su kemerleri var. Onları göstereceğim. Gelmişken görelim dedik. Videoda da çıksın ki. Pek değeri bilinmeyen antik kalıntılar çünkü bunlar. Hem zemin geçiş. Hava da kararmaya başladı. Yol kötü. Bakın su kemerleri buradan başlıyor. Bu su kemerleri 5000 yıl önce galiba yapılmış. Bu gideceğimiz sahildeki Cenevizli gemicileri, o ilk dağdan indiğimiz yer vardı ya, oradan su taşımak için ta oraya kadar bu su kemerlerini yapmışlar zamanında. Üstünden su geçen bir ark var. Nasıl bir mühendislik o zaman? Bakın yakından göstereyim biraz. Portakal bahçeleri arasında böyle ta sahile kadar uzanan, şu tarafta sahil var. Böyle bir yapı. İlk video çekmeye başladığımız yerden itibaren uzanan, sahile kadar uzanan bu gemicileri su iletmek için kullanılan bir projeymiş. Tamamlanıp tamamlanmadığını bilmiyorum. Bilen arkadaşlar varsa yazsınlar yorumlara. Bu pek tarihini de bilmiyorum aslında. Bu Yunan İmparatoru Atilla ile Pers İmparatoru arasında Darius muydu? Bir savaş geçmiş buralarda zamanında. Buradaki İsos yerleşim yeri varmış o zaman. Merkezi İsos olan. Buranın da böyle bir antik geçmişi var. Burada çok böyle defini arayanlar falan da oldu. Ama genelde şimdi portakal bahçeleri. Bakın hep portakal bahçeleri. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Denize kadar biraz yol uzun. Motosiklet gitmiyor zaten. Buraları keseceğim. Direkt denizden devam edeceğiz. Hadi bakalım. Atatürk yok. Çiftliğindeyiz. Gel hadi gidelim. Atı çektin mi? Çekiyorum. Evet, şimdi sahil tarafına geldim. Şehirden geçip yaklaşık bir 20 kilometre geldik. Burada Atatürk Orman Çiftliği var. Burada at çiftliği falan var. Buraya gelip ata binebiliyorsunuz. Güzel bir tesis. Burada Atatürk evi var. Birazdan sahile çıkacağız. Bakalım. Burnaz'a gidecektim aslında ama Burnaz çok kalabalık ve pis olduğu için artık bence bir albenisi kalmadı. O yüzden dört yol tarafında bir sahile geldim. Burada da sahiller güzel. Kumsal var. Böyle tarlalar var. Mısır tarlası galiba burası. Evet. Motosiklet ikide bir stop ediyor. Kullanmak zor. Frenleri tutmuyor. Ve yanıyor yani şu an. Ateş gibi altımda şu an bir ocak var gibi yanıyor. Çok fazla sıcaklık var. Motorun bu arada göstergeleri de çalışmıyor. Devir saati falan çalışıyor ama hız göstergesi çalışmıyor motorun. Burada tatil siteleri var böyle. Güney tatil sitesi, Gölkent falan. Şurada bir göl var. Dönerken buraya bakarız. Bu arada motorun şeyi çok iyi.
Kornası acayip güzel. Sürekli basmak istiyorum. Karşımda sahil var. Bisiklete binenler, denize girip dönenler. Şurada epeydir de buraya gelmiyorum. Şuraya bir tesis açılmış galiba, plaj açılmış. Burada insanlar denize giriyor. Güzel. Aa, burada bir tane Mercedes kuma batmış sanırım. Çıkarmaya çalışıyorlar. Evet, sahile geldik. Denize daha yakın bir yol var mı diye bakıyorum da burada yoktu herhalde öyle bir yol. Kumlar çok tehlikeli. Yolda kum birikintileri var. Bazen motosiklet kayabilir. Aha, bir inek gördüm sanki. Ama burada yol bitiyor. Burada yol yok gerisinde. İnek var. Arkadaşlar, inek var. Motosiklet olmadığı için bu motosiklet de yarın başka bir yere gidecekmiş. O yüzden bugün çekmek zorunda kaldık. Yine de inşallah beğenirsiniz. Bakalım.